Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kurum kurum kim ne alacak? Zamlı maaşları, zamlı 14 Ağustos. Maaşlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Göç İdaresi gibi kurumların zamlı maaşlarını sizlere vidolaştırdık. Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi vidolaştırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı da vidolaştırdık. Arkadaşlar bütün kurumların 14 ya da 15 Ağustos zamlı maaşları kanalımızda vardır. Videonun altında Memurlara Haber yazan yere tıklayın. Son eklenen videolara, o ana sayfada son eklenen videoları da bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 14 Ağustos zamlı maaşlarının Çağlar Durmaz kardeşimiz yaptı. Türkiye'nin en iyisi o ve en iyisi sizlerle arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışanlar için 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yevmiye ve sendikalar tabloda belirtilmiştir. Maaş 22 gün işe giden şeklinde ve zam öncesi yevmiye 206 lira 70 kuruşa göre hesap edilmiştir. Bir sonraki zam Ocak ayındadır. 31 Aralık'ta ücretleri 1 Ocak'tan itibaren geçerli enflasyon farkı uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ayrıca bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına link ekledim. Direkt tıklayıp siz de bu tabloya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına linki var. Yeni yevmiyeler 206 lira 70 kuruşluk yevmiyeler artık 294 liraya çıktı. 31 günden hesaplanmıştır. %20 vergiden net 6133 lira 35 kuruş, %27 vergi denet 5590 lira 62 kuruş oldu. Sosyal yardım aylık %20 vergide 615 lira 29 kuruş, %27 vergide 560 lira 84 kuruş oldu. Yol ücreti 22 günlük %20 vergide 426 lira 63 kuruş, %27 vergide 388 lira 88 kuruş oldu. Yemek ücreti 22 günlük %20 vergide 442 lira 40 kuruş, %27 vergide 402 lira 93 kuruş oldu arkadaşlar. 4 yıl hizmet zammı aylık %20 vergide 18 lira 83 kuruş, %27 vergide 17 lira 16 kuruş oldu arkadaşlar. Giyim yardımı aylık %20 vergide 34 lira 96 kuruş ve %27 vergide 31 lira 87 kuruş oldu. Gelir vergisi istisnası 1051 lira 11 kuruş arkadaşlar. Damga vergisi istisnası 49 lira 11 kuruş. Sendika aidatı da 117 lira 70 kuruş kesiliyor arkadaşlar. Ve net maaşa bakalım, %20 vergide 8653 lira 61 kuruş. %27 vergi dilimindeyseniz 7985 lira 12 kuruş. Ki Ağustos'tan itibaren hemen hemen bütün kamu işleri %27'lik vergi dilimine girecek arkadaşlar. Bilginiz olsun, yani 7985 lira 12 kuruş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1 Temmuz 2022 itibariyle güncel aktara bakalım. %37,35 enflasyon farkı artı %5 ücret zammı, toplamda %42,35 zam uygulanmıştır arkadaşlar. Yani zaten enflasyon farkı direkt uygulandı. Ekstra bir zam yok ortada arkadaşlar. Sosyal yardım ay %20 vergide 615 lira 29 kuruş, %27 vergide 560 lira 84 kuruş. Giyim yardım ay %20 vergide 34 lira 96 kuruş, %27 vergide 31 lira 87 kuruş. Yol ücreti gün %20 vergide 19 lira 39 kuruş, %27 vergide 17 lira 68 kuruş. Yemek yardımı gün %20 vergide 20 lira 90 kuruş, %27 vergide 18 lira 31 kuruş. 4 yıl kıdem zammı %20 vergide 18 lira 83 kuruş, %27 vergide 17 lira 16 kuruş. Doğum yardımı sadece damga vergisi kesilir, 213 lira 51 kuruş. Evlenme yardımı sadece damga vergisi kesilir, 505 lira 10 kuruş arkadaşlar. Ek ödemeyi arşivinde bulamadığı için hesaplayamamış. Damga gelir vergisi istisnası aylık asgari ücretin vergi istisnası takip edilecek. Temmuz ayında 874 lira 16 kuruş. Ağustos ayında 1100 lira 22 kuruş. Eylül ve Aralık arası 1149 lira 18 kuruş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp da bu tabloyu kendiniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün kamu işçisi arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar.